Niye melekler Adem Aleyhisselam'a secde etti? Yani normalde biz biliyoruz ki secde bir ibadettir. Ve ibadet sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yapılır. Peki niye Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde etmesini istedi? Bu konuda bütün tefsirlerin üzerinde durduğu 4 tane görüş var. Yani Adem Aleyhisselam'a yapılan secdenin cinsi neydi? Bununla ilgili 4 tane görüş var. Bunlardan birincisi, alimler diyorlar ki Adem Aleyhisselam'a secde, Adem Aleyhisselam'a saygıdır, Allah'a ise itaattır. Yani Allah Adem Aleyhisselam'a secde edin dediğinde bu Allah Azze ve Celle'ye itaat etmektir ve Adem Aleyhisselam'a da saygı göstermektir. Niye diyeceksiniz? Çünkü eski kavimlerde bizim peygamberimize kadar insana saygıyı ve sevgiyi göstermek için ona secde edilirdi. Hatta biliyorsunuz sünen sahipleri Muaz'dan şöyle bir rivayet bize naklediyorlar. Muaz Yemen'den döndüğünde peygamberimize secde etmek istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, bu nedir ey Muaz diyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ey Muaz? Ey Allah'ın Resulü diyor, Yemenliler sevdikleri insanlara, tazim ettikleri insanlara secde ederek bu tazimlerini gösteriyorlar. Sen buna daha layıksın. Yani eğer yeryüzünde birine saygı gösterilecekse senden daha fazla saygıyı hak eden bir insan yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, secde sadece Allah'a yapılır. Eğer ben birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Yani kocanın kadın üzerindeki hakkı o kadar fazladır ki, eğer böyle bir şey meşru olsaydı, İslam yasaklamasaydı, ben kadına git onun hakkını ödemek için kocana secde et diye emrederdim diyor Peygamberimiz. Demek ki bizim şeriatımıza kadar saygı ifadesi olaraktan birine secde yapılıyormuş. Fakat bizim şeriatımızla beraber bu kaldırılmış. Öyleyse melekler Adem Aleyhisselam'a saygı göstermek ve onu tazim etmek için Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Ama Allah Azze ve Celle'ye de itaat ettiler. Bir grup alim demiş ki hayır, kimse Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Secde Allah'a yapıldı, Adem Aleyhisselam kıbleydi. Yani mesela şimdi soruyorum size, biz Kabe'ye yönelik namaz kıldığımızda Allah'a mı namaz kılıyoruz, Kabe'ye mi namaz kılıyoruz? Allah'a namaz kılıyoruz. Fakat kıblemiz Kabe'dir. Kıblemizin Kabe olması bizim Kabe'ye namaz kıldığımız anlamına gelmez. Diyorlar ki nasıl ki biz Kabe'yi kendimize kıble edinmişsek, Adem Aleyhisselam'a secde eden melekler de Allah'a secde ettiler. Fakat o zaman kıbleleri şeydi, Adem Aleyhisselam'dı diye. Bu genelde Mutezile'nin görüşü. Üçüncü bir görüş ise diyorlar ki Adem Aleyhisselam'a yapılan secde ile alakalı olaraktan Adem Aleyhisselam'a yapılan secde ibadet secdesiydi. Tabi bunu aklı başında bir adam söylemez. Yani tevhidden nasibi olan, tevhidden zerre kadar nasiplenmiş olan bir adam böyle bir görüşü savunmaz. Bunu söyleyen adamın dininden de endişe edilir. Neden? Çünkü Allah, Adem Aleyhisselam da dahil, bütün insanlığı kendine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Allah, Adem Aleyhisselam da dahil, bütün insanlığı Allah'a ibadet etsinler diye yaratmıştır. Hem Allah bizi ona ibadet edelim diye yaratacak, hem de beraberinde bize diyecek ki falanca adama ibadet edin, falanca adama secde yapın. Bu görüş tevhidle bağdaşabilecek bir görüş kesinlikle değildir. Dördüncü görüş ise Adem Aleyhisselam'a yapılan secde ile alakalı. Bu sadece bir selamlamadır. Bu kadar. Yani mesela diyelim biz şu anda bizim toplumumuzda da var ama bu İslam tarafından yasaklanmış. Bir büyüğü gördüğümüzde mesela şöyle yapıyoruz. Bu İslam tarafından yasaklanmış. Çünkü sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Ey Allah'ın Resulü dediler, birbirimizle karşılaştığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam, birbirimize sarılıyoruz dediler. Birbirimize sarılalım mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır, birbirinize sarılmayın. Normalde belki şimdi aklınıza gelir, biz birbirimize sarılıyoruz arada birbirimizi gördüğümüzde. Şöyle, insanlar uzun zaman birbirlerini görmediklerinde birbirlerine sarılabilirler. Çünkü Peygamberimiz mesela Habeşistan'dan dönen Müslümanları kalkmış kucaklamış, onlara sarılmıştır. Veya Fatıma içeri girdiğinde ayağa kalkmış Fatıma'ya sarılmıştır. Yani sarılmak mutlak yasaklanmamıştır. Fakat her gün birbirini gören adamların sarılması doğru değildir. Bu aradaki sevgiyi öldürür. O sarılma fiilini cıvıklaştırır. Ey Allah'ın Resulü, birbirimizi gördüğümüzde birbirimize eğilelim mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır. Çünkü bu tazim ifadesidir ve beşere tazim gösterilmez. Ey Allah'ın Resulü, birbirimizi gördüğümüzde musafaha yapalım mı? Yani tokalaşalım mı? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki evet, birbirinizle tokalaşın. Onun için bazı alimler diyorlar ki Yusuf Aleyhisselam'a da biliyorsunuz secde ettiler. Yani Yusuf Aleyhisselam tahta oturduğunda Yakup Aleyhisselam ve 11 kardeşi Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasının neticesi itibariyle
Yusuf Aleyhisselam'ın önünde secdeye kapandılar. Bu bizim örfümüzdeki selamun aleyküm gibi bir şey. Yani el uzatmak gibi, selam vermek gibi, merhaba demek gibi bir şey. Her beldenin örfünde o beldenin selamlama şekli başkadır. Belli zamanlarda da insanlar birbirlerine secde ederekten birbirlerini selamlamışlar. Adem Aleyhisselam'a yapılan şey budur. Secde bu cinstendir. Peki biz bunların içerisinden hangisini tercih edeceğiz? Biz bunların içerisinden birinci görüşü tercih edeceğiz. Adem Aleyhisselam'a yapılan secde secdeydi. Fakat bu secde ibadet secdesi değildi. Bu tazim etme, onu övme, onu yüceltme secdesiydi. Fakat bununla insanlar Allah Azze ve Celle'ye itaat ettiler. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bütün ayetlerde, bu kıssayla ilgili ayetlerde diyor ki وَسْجُدُوا لِآدَمَ Adem için secde edin. Adem için. Adem'in hakkı olan, Adem'in mülkü olan, Adem'in hak etmiş olduğu şekilde Adem Aleyhisselam'a secde edin diyor.